Arkadaşlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Rusya'da SİHA itirafı. Türk SİHA'ları tespit edilir edilmez vurulmalı. Dünya medyasının çalışma alanlarındaki başarısı için Türk SİHA'ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için Rusya'dan bir itiraf daha geldi. Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz Ante şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye verdiği röportajda Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez hemen etkisiz hale getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi. Sozinov herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor ifadesini kullandı. ABD Afganistan'dan sonra Irak'tan da çekiliyor. Bölgede dengeler değişebilir. ABD Afganistan'daki askerlerini çekmesinin ardından yıl sonunda da Irak'taki muharip güçlerini çekme kararını uygulamaya koyacak. Bu durumun ekonomik ve siyasi krizin yanı sıra terör örgütleri, devlet dışı milis grupları ve ABD-İran çatışmasının istikrarsızlaştırdığı ülkede ABD'nin varlığını devam ettirmesini arzulayan Irak Kürtlerinin nasıl etkileyeceği merak konusu. ABD'nin Irak'tan çekilmesi kararından ülkedeki birçok ABD müttefiki ve yanlısı aktör, grup ve aktivistin olumsuz etkilenebileceği konuşulurken, birçok kazanımını ABD'nin katkısına borçlu olan ve ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesinden endişe duyan Irak Kürtlerinin de bu gruplar arasında yer alması bekleniyor. ABD'nin 1991'de ülkenin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan etmesiyle kazandıkları da de facto özelliği ABD'nin 2003 Irak işgaliyle anayasal statüye kavuşturan Irak Kürtleri, terör örgütleri PKK ve DAEŞ'in artan tehditleri, Şii milislerle bağımsızlık referandumu ve Kerkük'ün kaybında zirve yaparak devam eden gerilimler ve İran'ın baskıcı politikaları nedeniyle yeni dönemde belirli risklerle karşı karşıya kalabilir. Zira eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani'nin Afganistan'la Irak Kürt bölgesel yönetimi arasında kıyaslama yapılmasının doğru olmadığı yönünde halkı teskin edici açıklama yapma ihtiyacı hissetmesi, ABD'nin Afganistan sonrası Irak'tan da çekilmesinin, Irak Kürtlerini nasıl etkileyeceğinin önemsendiğini ortaya koydu. ABD'nin Afganistan benzeri bir çekilme ile Irak'tan ayrılması muhtemel görünmese de tüm risklere karşı Irak Kürtlerinin ne ölçüde hazırlıklı olduğu tartışmalı. Nitekim uzun yıllardır Barzani ve Talebani aileleri nin kontrolündeki KDP ve KYB arasındaki iki şehir devleti gibi yönetilen güvenlik ve istihbarat birimleri ayrı olan bölgede yolsuzluk, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık gibi ağır sorunlar mevcut. Ukrayna'nın bağımsızlık günü kutlamalarına Türk İHA'ları damga vurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılı kutlamaları yapıldı. Kutlama törenine Türk İHA'ları damga vurdu. Kutlamalar kapsamında Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi'nde askeri geçit töreni yapıldı. Törende Ukrayna Ordusu askerlerinin yürüyüşünün yanı sıra bayraktar TB2 İHA'larının da olduğu Ukrayna Ordusuna ait askeri araçlar sergilendi. Bir İHA Kiev üstünde uçarken diğeri de tören alanından geçiş yaptı. Çekya'dan Türk sihalarına yakın takip, işbirliğine hazırız dediler. Çek basını İstanbul'da düzenlenen uluslararası savunma sanayi fuarına geniş yer ayırdı. Haberde ABD ve Türkiye arasında S-400 krizinden bahsedilirken Çekya'nın Türkiye ile işbirliğine hazır olduğu aktarıldı. Haberde Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha'nın savunma sanayi konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez. Bizi Avrupa Birliği ve Çek yasaları ilgilendirir. Eğer Türkiye'nin üreteceği kaliteli ürünlere ihtiyaç duyarsak fizibilite çalışmalarını başlatırız ifadeleri yer aldı. Türk İHA'larına büyük ilgi olduğu ifade edilen haberde İHA'ların özellikle Karabağ, Suriye ve Libya'da Türk ordusuna çok fayda sağladığı ve ilk NATO üyesi alıcısınınsa Polonya olduğu belirtilerek Arnavutluk ve Letonya'nın da resmi olarak ilgi gösterdiğinden bahsedildi. Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demirle röportaja da yer verilen haberde Demirse Çekya şirketleriyle harika ilişkilerimiz var, ortak teknoloji geliştirme, ortak proje ve yatırımlar konusunda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında kirli işbirliği. Afganistan'daki yolsuzluğa göz yumdular. WikiLeaks 2010 yılında sızdırdığı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki yolsuzluk sistemini ifşa eden raporlarını yeniden gündeme getirdi. Belgelere göre Afganistan'da elde edilen yasa dışı gelir Birleşik Arap Emirlikleri'nde aklanıyor ve ABD de bu duruma göz yumuyor. Afganistan'ın son devlet başkanı Eşref Gani'nin de yanında 164 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtığı iddia edilmişti. Sadece yozlaşmış Afgan yöneticilerinin değil, ABD ordusunun da Afganistan'da değeri 1 trilyon dolara yaklaşan yanlış harcamalar yapması dikkatlerden kaçmadı. Belgeler Afganistan'da amacın savaş değil, ekonomik talan olduğunu ortaya koydu. ABD resmi belgelerinde yer verilen harcamalara göre ABD Savunma Bakanlığı'nın 2008 yılında Afgan hükümeti için G-222 tipi 20 kargo uçağını 549 milyon dolara ihale ettiği belirtiliyor. Ancak uçaklar satın alındıktan sonra güvenilmez oldukları gerekçesiyle Kabil Havaalanı Hurda'ya ayrılıyor. Yine ABD tarafından ihalesi yapılan Gardes kenti ile Host vilayeti arasındaki 101 kilometrelik yol için 176 milyon dolar harcandığı yol tamamlandıktan bir ay sonra yapılan incelemelerde yolun tamamen kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı. Afganistan'da dönemin ABD Büyükelçisi raporları da ülkedeki sermayenin çoğu zaman Kabil'den Dubai'ye gönderildiğini ortaya koydu. Raporlara göre dönemin devlet başkanı Hamid Karzai'nin kardeşi Mahmut Karzai ve başkan yardımcısı Muhammed Fehim gibi nüfuzlu kişiler kuryelik yapıyor ve parayı yurt dışına çıkarıyor. ABD Büyükelçisi raporunda uyuşturucu kaçakçıları, yolsuzluk yapan hükümet yetkilileri ve yasal işletmeciler Afganistan'dan milyonlarca doları çıkarmaya bakıyor ifadelerine yer verildi ve ABD ülkedeki yolsuzluk faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA direktörü Taliban lideriyle gizlice görüştü. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, CIA direktörü William Joseph Burns'un başkent Kabil'de Taliban liderlerinin Abdülgani biraderle gizli bir görüşme yaptığını duyurdu. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un ABD'li kaynaklarına dayandırdığı habere göre Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra Biden yönetimiyle ilk temas pazartesi günü kuruldu. CIA direktörü William Burns, Yüz yüze görüşmede Taliban'ın fiili lideri Abdülgani biraderle pazartesi günü başkent Kabil'de gizli bir toplantı yaptı. CIA ise konuyla alakalı yorum yapmaktan kaçındı. Görüşmenin asıl konusunun tahliyeler olduğu belirtildi. Almanya'da Merkel'e Afganistan suçlaması. Kasıtlı olarak geride bırakıldılar. Almanya'da yerel Afgan işçilerin sponsorluk ağı federal hükümeti yardım sağlamamakla suçladı. Afgan yardım görevlilerinin kısıtlı olarak geride bırakıldığı ve Merkel'in de bundan sorumlu olduğu vurgulandı. Sponsorluk ağı Afgan Yerel Çalışmaları Başkanı Markus Grotian, artık her yerde yanan bir evin yanındasınız ve şimdi onu nasıl söndürmeye çalıştığınıza dikkat edin ifadesini kullandı. Grotian sorumlu bakanlıklar, İçişleri, Dışişleri, Kalkınma ve Savunma en geç Mayıs ayından duyana yerel personellerle ilgili soruşturma sorularına katlanmak zorunda kaldığını belirterek burada bilinçli ve bilinçli olarak insanları geride bıraktığımız izlenimine sahibim diye konuştu.